Neyse ki ders bitti. Açlıktan ölüyorum. Ne? Yanıma sandviç aldım sanıyordum. Bu da yine neden yakınıyor? Eminim hiç böyle bir şey görmemiştir. Al bakalım Kevin. Teşekkürler. Ah amanın. Teşekkürler ama almayayım. Tuhaf. Bir dakika buldum. Hey hala aç mısın? O elmanın ne özelliği var ki? Işıldamalıyım. Hey Betty, hadi sinemaya yetişelim. Yeni arabanı alabilir miyiz? Selam Mickey. Kot ceketine bayıldım. Teşekkürler. Kimyaya gitmeliyim. Biz neciyiz burada ya? Boyalarım. Boş bir tuval. Bu harika olacak. Bakalım Thomas kot ceketini bundan sonra da beğenecek mi? Acele etmeliyim. Kimse giysilerine leke olmasını sevmez. Hardal bulaşmış gibi oldu. Evet. Ceketinde bir şey var. Ah olamaz. O kadar da dikkat ederim her zaman. Merak etme, kimse fark etmez. Tüh. Ama bunu düzeltebilirim. Giysinde bir leke mi var? O zaman benzersiz bir şey yapmak için hayal gücünü kullan. Eline plastik eldiven giyip eldiveni boya. Sonra kumaşa bastır. Şu eğlenceli renklere bak. Biraz da boya sıçratmak eğlenceli bir hava katar. İşte bitti. Evet, işte kötü bir durumu en iyi şekilde kurtardım. Vay canına, bunu paylaşmalıyım. Tasarımın viral olacak. Ne oluyor orada öyle? Ceketi niye bu kadar sevimli olmuş? Daha fazla hediye küçük hanım. Kaç hediyeye ihtiyacı var ki? Bunları taşımaktan belim ağrıdı. Sonra da bunu açacağım. Acaba içinde ne var? Altın bir iPhone. Ama ben elmaslı bir iPhone istiyordum. Öf ne sinir bozucu. Yok. Yumuşacık, bunu sevdim. Leziz bir zencefilli kurabiye. Hepsi benim. Çok sevimli ve leziz. Bunun tadını çıkaracağım. Süt sever misin kurabiye adam? Isınmam gerekir, çok soğuk. Oh iyi geldi. Kurabiye adamım. Sen onu kırdın, olamaz. Aman öyle sakin ol çocuğum, kazaydı. Şuna bak, kafası yok. Hey, durumu düzelteceğim. Bir yere ayrılma. Bir eldiven al ve şöyle kes. Sonra içini pamukla doldur. İyice dibine kadar bastır. Bilek kısmını dik. Neredeyse bitti. Birkaç detay ekle ve zencefilli kurabiye adama benzesin. Tek geriye kalan bir gülümseme eklemek. Harika, mutlu görünüyor. Hey çocuğum, kurabiye adamın için üzgünüm ama onun yerine bende bu var. Ne düşünüyorsun? Bu senin için. Gerçekten mi? Benim için mi? Çok teşekkürler, bayıldım. Al bunu, bunu da sen al. Vay canına, bana mı? Bu iyi bir takas oldu. Bu harika bir zencefilli kurabiye. Selam şekerim. Selam. Havadan öpüşme. Aman tanrım. Ne oldu? Yılbaşı geliyor, farkında mısın? Yani süsler nerede? Noel Baba şapkası bile göremiyorum. Bir şey unuttuğumu biliyordum. Buldum. Bu nasıl? İşte şimdi oldu. Ama ağacın çok zavallı görünüyor. Hadi ama, çok da sorun değil. Pek olmadı bence. Şaka mı yapıyorsun? İyi peki. Sanki bir şey eksik gibi. İşte şimdi ağaç iyi görünmeye başladı. Para bütün sorunları çözüyor. kartonlar nerede? Süsler bende.
Harika. Hadi çamı süsleyelim. Daha iyi günleri olmuştu. Merak etme, ne yapacağımı biliyorum. Bir kurdele ekle ve... Yok, iyi görünüyor da temizliği nasıl yapacağız? Tada! Yok, bu olmaz. Sevimli bir ağaç olmuştum ama. Peki. Al bunu. Bir dakika. Harika bir fikrim var. Bana bir dakika ver. Önce boş bir gazoz şişesi al. En iyisi yeşil bir tane. Dibini kes. Şişenin boynuna kadar makasla kes. Aynısını çepeçevre yap. Sonra kestiğin kısımları şöyle aç. Plastiğin kenarlarını eritmek için mum kullan. Sonunda şöyle görünecek. Tahta bir çubuk veya sopanın ucuna tak. Birkaç şişe daha ekle ve bir yılbaşı ağacı elde et. Şuna bak. Vay canına, bir ağacımız oldu. Harika görünüyor. Bayıldım. Ve dokununca canın da yanmıyor. Aptal kaktüs. Aferin sana. Bir dakika. Bu da ne? Evet. Bu çok kolay olmalı. Pas pas. Tamam sprey. Tamam temizlik başlasın. Bu yaprakların üstü hep toz olmuş. Hemen temizleyeyim. Burada bir şey mi var? Snickers mı? Vay canına. Bugün şanslı günüm olmalı. Belki de bozulmamıştır. Bunu yiyemem. Ne kadar fazla leke var. İşte hepsi gitti. Hadi ama. Kim iç çamaşırını ortalığa atar ki? İğrenç. Ama iyi ki gerekli aletlerim var. Önce güvenlik. Çok kötü kokuyor. Bir görev daha tamamlandı. Kokusu hala geliyor. Çok da kötü değildi. Bu işi sevdim. Bu da ne? Hayır! Ben varken olmaz. Bunu almalıyım. Benim temizlediğim yere su dökülemez. Ne kadar da terlemişsin sen. Bitti mi? Güzel, az kalmıştı. Hepsi benim mi? İşte alın terimin karşılığı. Olamaz. Büyük hata. İğrenç. Ata yıkama. Arabanız tertemiz olsun. Hadi gelin. Temizle bakalım. Aman ne güzel. Neyse temizleyin de kurtulayım. İşte başlıyoruz. Ne yapıyor bu böyle? Ne kadar da kirliymiş ama iyi egzersiz olacak. Ayna gibi oldu. Ne kadar uzun sürdü. En azından hoş biri. Canı çok yanmış olmalı. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Yerim ağrıyor. Sen iyi misin? Hadi hastaneye gidelim. Kolum çok acıyor. Ama en azından para kazandım. İşte faturanız. Hepsini mi ödeyeceğim? Bu hiç adil değil. Lütfen kartınızı verin hanımefendi. Ama istemiyorum. Alçıyı çıkarmamı ister misiniz? İşte o.